Q'ya verdim. Damage'ı arttırmak için. İyi, güzel. Buradan devam. Ben burayı alabileceğimizi düşünüyorum. Ben hala burayı alabileceğimizi düşünüyorum. Ben hala burayı alabileceğimizi düşünüyorum. Onları base'e göndermesek bile iyi yani o. Bana bir şey kalmadı ama olsun. Güzel. Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Miss Fortune oynuyoruz. Şu anda serinin 3. karşılaşmasındayız. Eğer kazanırsam altına çıkacağım nihayet. Ondan sonra da artık plata doğru yükselmeye başlayacağız. Şöyle bir durum var. Son maçı muhtemelen onun ufacık da olsa şeyini koyarım. En azından bir fotoğrafını bir şeyini koyarım. Kaydettim. Çok da güzel maçtı. 23-4-7 mi oynadım? Öyle bir şeydim. Efsane ezdik. Yine aynı rünlerle falan girmiştim. Muhtemelen yine aynı rün ve aynı rün zaten. Aynı dizilimle de bu build'le de devam edeceğim. Şöyle bir durum vardı. Oyunu kaydettim. Güzel, oh güzel oldu falan filan dedim. Bir çıktım bir baktım. Oyun şeymiş, ses yok. Oyundaki ses yok. Sadece benim sesim var. Çok ilginç. Normalde böyle bir hata vermezken böyle bir sorun çıkması çok tuhaf oldu. O yüzden o videoyu hani her ne kadar güzel olsa da ses olmadığı için yayınlamayacağım. Belki sadece işte hani onun küçücük bir fotoğrafını falan gösteririm. Burada veya biraz önce veya biraz sonra bir şekilde artık ne zaman editlersem o an karar veririm. Rün seçimini bu arada normalde çok çok aşırı tavsiye etmem. Genelde kara hasat kasılır. Size de onu tavsiye ederim. Normalde de ben onu kasarım ama yenilmez o kadar aşırı güçlü ki şu anda. Miss Fortune'da onlardan bir tanesi, hani yenilmezin güzel gittiği şampiyonlardan bir tanesi. Sırf bu üründen dolayı biraz da item seçimini de ona göre yapacağım. Normal bir ADC item'ı gidişi yapacağım. Hani şey gibi olmayacak işte. Draktar al, yoğumu al, işte git tek at, şunu yap, bunu yap falan. O tarz bir dizilime gitmeyeceğiz. Takımda karşıda kim vardı? İyi. Ha, bir tek support var 58.000. Bizde şey var. Top lane var. 150.000'lik. Onun dışında 90.000'lik bir midimiz var. Fena değil. Benim de çok fazla puanım yok ama oynamışlığım var Miss Fortune'u. Yine agresif bir başlangıç yapacağız. Karşıda Caitlyn olması. Caitlyn ve Miss Fortune lane'lerinde çok çok güçlü iki şampiyon. İkisi de range'ini çok fazla kullanan şampiyonlardan. İlk muhtemelen Q ile başlayacağım. Şuradaki duruma bağlı. Bir hızlıca gidelim bakalım. Önceki 3 videoda biraz görüntüde bir şeyler vardı. Karanlıklık vardı. O benim işleri düzeltmeye çalışırken yaptığım bir hataydı. Muhtemelen bu videoda benim gözümden ne görüyorsanız siz de aynı şekilde, ben ne görüyorsam siz de onu görüyor olacaksınız. Haydi gidelim. Q'ya E'ye vermedim. Daha böyle kalabalık bir grup olursa belki E'ye veririm. Ama Q'ya verdim. Damage'ı arttırmak için. İyi, güzel. Buradan devam. Ben burayı alabileceğimizi düşünüyorum. Ben hala burayı alabileceğimizi düşünüyorum. Ben hala burayı alabileceğimizi düşünüyorum. Onları base'e göndermesek bile iyi yani o. Bana bir şey kalmadı ama olsun. Güzel. Ben 5 asist aldım. 5 asist nedir la? Bir tane kill kalsaydı bari. 220 gold ile başladım. Sonda flash atmayı düşündüm ama dedim elbet bana da lazım olur o flash. Efsane bir başlangıç oldu. Biraz nefesimi tuttum. Çok fazla konuşamadım. Farklı farklı karakterlere vurabilirdim orada ama hani bir kişiye odaklanmak istediğim için öyle bir şey yaptım. Yoksa normalde minyon keserken şu anda yaptığım gibi en mantıklısı. Ay o kaçtı ya. Baskı yemediğim lane'de minyon kaybederek başladım. Neyse, bir tane kayıp çok çok sıkıntı değil. Umuyorum bunun sonrası devam etmez yani kaybetme olayı. Şimdi iki tane asisti var Caitlyn'in. O da o kadar kötü değil. Bir kere öldü. Oradan da bir damage'ını da yedi. Benden de düz vuruş yedi. Ben de onun Q'sunu yedim, ne güzel. Onu da yedi. Ben de onu yedim. Karşılıklı böyle bir şeyler yiyoruz. Damage'lar yenilmeye devam ediyor.
Allah Allah. Allah Allah. Adam minyonda geçecek utanmasa. Ben baskıyı devam ettirmek istiyorum. Çok fazla minyon vermek istemiyorum. Her ne kadar şu an 9-6 olsa da 3-3'ünü de kaybetmiş. Çok iyi kanki. Bununla bırak diyecektim. Sonda vurdu, kilonda kaldı sandım. İyi, çok iyi yakaladı Arda. Adam iğne deliğinden geçirdi. Çok 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 iyi. Burada ben devam ediyorum. 1300 bulacağım, ondan sonra gideceğim. Sekmedi ya. Bunu da aldık. Şunu da aldım. Ay. İyi, güzel. Dur la. Şu 1300'ü almak istiyorum. O yüzden şey yapacağım. Nerede şu 1300'ü gösterecek bir item lazım bana. Şu. İlk item şeyle başlayacağım. O yüzden 120 gold. Şu an hala Miss Fortune olarak hani tam güçlüyüm ama Kate item almadığım için Caitlyn'in de gücü öyle çok şey sayılmaz. Az sayılmaz. Ben base'den geldikten sonra iyice farkımı hissettireceğim. İyi, 17. Benim manam yok çok fazla. 26'ya 16, kötü değil. İyi, gelsin. Oy, gelsin dedik de. İyi, güzel kanka. Ben 6. asiste doğru gidiyorum galiba. Oradan bir Q atacak o. Ben şuradan minyonları almaya geldim sadece. Umuyorum ölmem. Tüh, la bırakaydı keşke. İyi, biraz soğukkanlı oynadım ama hani kötü oldu mu? Olmadı. Şu an tabi Nocturne gelir mi? Gelmez herhalde. Şunları da alıp gidiyorum. İyi, haydi bakalım. 1700 çok 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 iyi. 1-0-6, bir tane kill'im var en azından. 6 tane asist. Kaçtım sanırım. Kaçtım sanırım. Kaçamayacaktım diye dedim basayım bari, garanti olsun. Birkaç saniye kaybettim ama o kadarını Nocturne'le kaybetti. 3-0-9 çok çok iyi başladık. Top lane'imiz 2-1-4. Yani şu an ezilen lane yok yani. 1300'ü şuradan aldık. Şunu şöyle aldık. Bunu böyle aldık. Bütün paramızı harcadık neredeyse. Şimdi koşa koşa lane'imize gidiyoruz. Bundan sonra işimiz çok daha kolay. Ben orada o kadar damage yiyeceğimi tahmin etmemiştim açıkçası. E yedim belki de, bilemiyorum. Hani biraz fazla özgüvenli şey yaptım Leona'ya yakalandığımda. Şu an yakalanırsam o kadar hissedilmez. Yani hani ben de en azından düz dursam vursam bile bayağı şey olur. Ama o zaman tabi item yoktu. Belki en fazla olsa olsa bir level fark vardı. Şunu kaybetmezsem güzel. Güzel, bunu da aldım. Kule altında en azından çok fazla aşırı minyon kaybetmeyen bir şampiyon Miss Fortune. Oh. Rezillik. Aşırı büyük rezillik, araba gitti ya. Üzüyor böyle şeyler, üzüyor. Neyse, şimdi çok fazla itmeyeyim de kule altında şey kalmıyorum. 6 olacak çünkü birazdan şey. Yemedi. Yetmedi. Nocturne 6 olacak. 4-4-2 gidiyormuş, bir de bayağı da iyi gidiyor. Karşıdakileri tek alan adam o. İyi. Yakalarsa alırız onu. İyi, bizimkiler çok iyi girdi. Stun'ı ben yemedim. Harika. Şunu da aldık. Bana yine assist geldi ama o takım çok iyi takip etti orada ya. Özellikle Fiddle gitti orada, sıçramıçra attı. Güzel güzel. Onu da yemedik. Yaklaştırmak istemiyorum bu Keko'yu. Gözüm onda ama minyonu kaybetmek istemiyorum. Özellikle şu arabayı. Haydi bakalım. Allah Allah, yine gitti.
O kadar minyondan kaçırdığım tek şeyin araba minyon olması ayrı bir üzüntü verici. W'ye çok basmıyorum. Oldu da bir durum olur. Nocturne gelir, şu olur, bu olur diyerekten ama. Vurma! Altı oldum ben. Burayı yalan edebiliriz. Özellikle şurayı kontrol etmeye gelselerdi ama olsun. İyi, güzel. Kanka ya. Bu biraz kötü oldu işte. Çok hızlı öldüm orada. Ölür mü o da? Ölür muhtemelen. İyi, onu iyi dodge'ladı da. O olmadı. Bir de oradan kill, 3 kill gitti. Çok çok aşırı büyük bir şanssızlık oldu ya. Hiç hoş olmadı. Ben yemedim aslında hiçbir skill de benim birden canım yalan oldu şeyden. Yani adam 4-2 miydi, 5-2 miydi kaçtı bana geldi ama deli gibi, maymun gibi vurdu üzerime. Hoş olmadı. Minyon farkını da baya baya kapattı ama ben şimdi tekrar birazcık da olsa açacağım. Ultimi açacak, atacak yer arıyordum ben orada da. Ölecektim neredeyse ha. Hadi ben de bir base atayım da öyle geleyim. Tıt tıt tır 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 tır. 7-2 olmuş maşallah karşı adam. Bir item daha aldık. O flash attı orada. Heal attı mı bilmiyorum. Ben hiçbir şey atmadım. Biraz güvendim hasarıma. Çünkü onun hiçbir şeyi yoktu henüz. Yani iyi bir seçim olmuş. Biraz korkmadım değil orada. Çalıya gidince bir de kritik vurabiliyor. Yani ikili vuruyor yani. Pasifi daha hızlı doluyor. Manası yoktu, bir de ona güvendim. E atar mı, E atamaz mı falan diyerekten W koydu. Öyle bir durum. Burayı zorlayan biri var mı? Ben şuraya bir totem atacağım. Yine de çok abartmamak lazım. Tam adamın damage'ı yok falan ama. Dur kanka, çık kanka. Çok kötü ya. Giremedim ki şeyden, adam bize mi geldi diyerekten korkarak. Talihsiz oldu. Bana mı yazıyor bilmiyorum ama. Bütün her şeylerini attılar. Ben burada kule altı oynarım gerekirse. Benim dezavantajım bu adamın öyle bir range'i var ki. W'yu fulluyorum bu arada. Sekmedi ona. Bu minyonu da aldık. Şuraya bir totem atayım. 8-3 adam var. Hala beni korkutuyor. Biraz önce öldü, dirildi. Şuraya dikkat etmek lazım. Kimse yok. Bizim adamı görmüş olabilirler. Alır mıyız burayı? Şimdi W'ye bastım.
Gir kanka, tamam bunu aldık. Harika. O bizim top lane de 7-1'miş. Gir gir gir, buna da gir. Tüh, yemedi. Şunu alalım bari. Biraz bana doğru gelseydi belki biraz daha savaşırdık mamaşırdık bir şey olurdu ama. Tekrar bir W. 3-1-9 bence yine fena değil. Ben biraz şeyim. Düşünce olarak şu an gold'a çıktım gibi düşünüyorum ama tabii. Bir de işin yanı Nocturne late'de düşen bir şampiyon. O yüzden kazanırız herhalde. Assassin tarzı oynamadığım için ilk kule mi bu? İkinci kule olacak. Assassin tarzı oynamadığım için de benim hasarım da late'de hala devamlı bir şekilde güzel gelecek. Orayı alır mıyız bilmiyorum. 2500 param var. Bayağı fazla param var. Neyse, onlar buraya totem koydu. Pardon. Totemi temizlerse... Oha, totemi gösteremedim. Neyse, ne yapak. Gideyim de geleyim ben. Şunu aldık. İkinci item olarak bunun ikinci parçası şuradan... şöyle, haydi bakalım. Leona geliyor. Ben bota gidiyorum. Botu biraz ittirip belki ejder kovalayabiliriz. Oy, geçemedi önüne. Yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Şu an takımdaki kişi efsane gidiyor. Özellikle top lane'i 0-5. Baya baya kötü. Ve Fiora kasmış bir Fiora. Efsane bir hasara sahip. Yok ya, bu oyun gitmez. Sanmıyorum ben. Kule altı şey yapıyorlar la adama. Niye birebir değişim oldu? Adam flashla çıktı. 10 canım var, o da öldü. İyi. Vlad yok şu anda. Vlad beni birebir de alabilir mi? Yani iyi oynarsa alabilir. Şu an orada, burada kimse yok. Ölür müyüm acaba ben ya? Bu Nocturne üzerime uçarsa öldürür beni. Buna şey yapacak bir şeyim yok benim. Bir flashım var. Şuradan ufacık uzaklaşalım. Hatta mid'e doğru gidiyorum ben. Goştura goştura. Kan havuzunu şimdi kullanırsa kaçarı yok onun. Aa, çok hızlı gitti adam. Ulti atacaktım da. Kulesini alacağız. Oy. Burayı da alırız. Hazır almaya başlamışken. Ben vurabildiğimce vurmaya çalıştım. Öylesine ulti attı ama Nocturne'un ultisi de gitti. Bayağı da bir cooldown olacak şimdi. Ben vurayım da ultimi. Harika. Oy oy oy, trash oy, trashim oy, trashim. Neler yapıyorsun kanka sen? Oy oy, trash oy, trash oy, trash. Adam neler yaptı lan Erdoğan? Oynadı vallahi tek başına. 1 milyon tane şey tutturdu, hook tutturdu resmen. Şunu da atayım da ne olur ne olmaz. Gidip şunu alabiliriz, ejderi alabiliriz. Kırmızı yok kanka. Şurada tohum varsa tohum da yokmuş kanka. Ama alırız burayı. Benim hasarım var az çok. Bir W. Sen ölme de orada. İyi. Aa, 1935 tam da param olmuş. Bunu alacağım. Bu biraz benim mana sorunumu da, hatta biraz değil tamamen mana sorunumu ortadan kaldıracak. Ondan sonra bombardıman topu alacağım. Çünkü
Şu anda öleceğimi sanmıyorum. Ben aslında Nocturne tek başına sadece bana ulti atarsa kesebilir beni ama onun dışında beni kesebilecek kimse yok. Ama ben bombardıman topu alıp hasarımı uzaktan uzaktan en azından ilk hasarımı şey yapmak istiyorum. Yardırmak. Yüksek olan range'imi böyle yükselteceğim. 12 asist keşke bunun 8'i 9'u bende kill olarak kalsaydı cool görünseydi. 12-1 falan gibi geçen oyunda olduğu gibi. Oy orada millet kopuyor. 1 ve 9 yapar mı orada adam? Haydi kanka gir kanka. İyi. Oha. İyi. Bitti ya oyun. Direkt şu an FF bile verebilirler. Ama belki vermeye çalışmışlardır, verememişlerdir. Yani biraz önce dediğim oldu işte. Nocturne üzerime ultiyle girseydi sadece şey olurdu. Hani böyle kesebilirdi falan ama Allah'tan flash'ım vardı. Bütün hasar çıkmadı. Hızlı hızlı bitiriyoruz. Burada top lane'in çok fazla yararı oldu. Oyun başı çok güzel girdik. 5 asistle başladığım olay bizim takım için çok 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 yararlıydı. Yani keyfine varıp bitirmeye de biliriz. Ben geldim buraya. Seni de aldım kanka ben. İyi güzel. Tüh. İyi kendini stunladı. Yani stunlamadı tabii ki de. Ben eğlendim yani en azından bir de altına çıkıyor olmam ayrı bir şey vardı. Bu sefer mikrofon intihar etmedi Allah'tan. Bir de son oyunun bir üzüntüsü vardı. O kadar güzel bir oyun geçmiştik. Bu onun kadar güzel olmadı. Çok hızlı oldu bu. Ama olsun. Thresh'e mi versem? Thresh çok fazla hook tutturdu ya. Hook tutturdu neyse. Hook tutturdu. Yeee. Aynen altında oldum. Bu yandakiler ne la? Niye böyle garip renkli? Ne varmış? Bana S artı vermiş. En fazla damage muhtemelen Fiora'dadır. Yo Jace'deymiş. Ondan sonra ben demiş. Fiora o kadar katliam matliam çıkardı ama üçüncü şey onlaymış. Fena değildi ya. Yani hani en azından şu an Gold 4'e çıktık. Artık bundan sonra elmas rüyası diyorduk arkadaşlar. Şimdi ona çok 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 az kaldı. 4 tane lig sonra yani plata geçeceğiz. Ondan sonra artık son damlalarımızı, cümlelerimizi kuracağız, yapacağız, gideceğiz. Hikaye videoları seviyorsanız lütfen kanala bakın bir. Orada çok seveceğiniz hikayeler bulacağınıza eminim. Şu anda çok fazla seçenek yok. Bir 6-7 tane falan var ama çok harika hikayeler çıkıyor. Gittikçe işi kapmaya başladım. Editleme olsun, işte şarkılar, türküler, şu alttan sesler olsun, şunlar bunlar olsun. Hala geliştirmem gereken çok şeyler var ama müthiş hikayeler var. Onlara zaten birkaç tanesini karta koymuştum. Oradan bakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.